Denizlerin altında şehirler kurmak. Şehirler giderek kalabalıklaştığı için denizi doldurarak yeni alan yaratmak ve yüzer evler inşa etmek daha ekonomik hale geliyor. Fakat bu bir çözüm mü? Dünyanın her yerinde şehirler giderek daha fazla denize yaklaşıyor. Birçok bölgede deniz içinde dev yapay adalar kuruluyor. Sahil doldurma çalışmalarında milyonlarca ton dolgu maddesi denize dökülüyor. Peki bu çalışmaların okyanusta yaşam ve ekosistem açısından ne tür etkileri olabilir? BBC Future tarafından Sydney'de yapılacak olan Dünyayı Değiştiren Fikirler Zirvesi'nde ele alınacak konulardan biri de bu olacak. Denizde yapay adalar. Deniz kıyısında liman inşa ettiğimiz günden beri şehirler okyanusların içine girmeye başladı. Birçok ülke toprağını ve kıyı şeridini büyütmek için denizleri doldurarak yeni alan yaratmaya çalışıyor. Örneğin Çin'de ya da anakaradan toprak çıkartıp denize dökme ya da nehir kenarlarını kapatarak balçık biriktirme yoluyla kıyılarda doldurma projeleri hayata geçiriliyor. Denizlerdeki inşaatlar okyanus ekosistemlerini alt üst ediyor. Ada ülkesi Singapur 50 yılda boyutunu %22 büyüttü. Başka yerlerden satın aldığı kum, toprak ve kayalarla sahillerini doldurarak yaptı bunu. Bu nedenle dünyanın en büyük kum ithalatçısı ülke haline geldi. Ama en bilinen deniz doldurma örneklerinden biri Dubai'dedir. Yapay takım adalardan biri olan Palm Jumeirah denize 110 milyon metreküp kum doldurulmasıyla inşa edilmiştir. Nüfus yoğunluğu en yüksek olan ülkelerden biri olan Hollanda ise kıyılarındaki bataklıkları kurutarak yeni topraklar elde etmiştir. Dolgu toprakların dezavantajları. Zirvedeki konuşmacılardan biri olan Güney Galler Üniversitesi Emma Johnston, sahilde yapılan en ufak çaplı inşaatların bile denizdeki ekosistemi etkilediğini söylüyor. Avustralya, ABD ve Avrupa sahillerinin yarısı yapay değişikliklere uğramış durumda. Johnston, bu tür inşaatların deniz organizmaları ve habitatlarını alt üst ettiğini, balıkların yuvalandığı ve kıyıları dalgaların etkisinden koruyan mercanlara zarar verdiğini, böylece sahildeki ekosistemin düzenini bozduğunu söylüyor. Ayrıca dolgu alanlar üzerinde yapılan inşaatların temelinde zamanla çökme olduğu için oturanlar açısından da risk taşıyor. Palm Jumeirah'da çökme belirtilerinin gözlendiği söyleniyor. Özellikle deprem bölgelerinde tehlike daha büyük. Zira sarsıntılar sertleşmiş tortuları sıvılaştırabiliyor. 1906'daki San Francisco depreminde bu önemli bir etken olmuştu. Siyasi faktörler. Denizleri doldurmak, denizle kara arasındaki çizginin aşılması anlamına geliyor. Bu ülkeler arasında egemenlik sorununa yol açabiliyor. Örneğin Çin'in güneydoğu sahilinde, Güney Çin Denizi'nde dolgu ile 4000 metrekarelik yeni alan yaratmasını ABD ve Avustralya'da dahil birçok ülke kabul etmiyor. 25 milyar dolarlık projeyi hayata geçirilebilecek teknolojinin ise 2030'da hazır olacağı ifade ediliyor. Birçok kişiyi su altında yaşama fikri düşündürürken bilim kurgu filmleri yönetmenlerinden George Lucas da bu fikri filminde su altı şehri görüntüleriyle de görselleştirmişti. Bunlardan biri de Star Wars'un serisinin ilk filminde su altındaki balonlardan oluşan Gungan şehrindeydi. Şimdi de Japon inşaat şirketi Shimizu, su altı yaşam alanı kurma fikrinin sadece bir hayal olmadığını ve sadece 15 sene sonra 2035 veya 2040
30 yılları arasında böyle bir şehri inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. Shimizu şirketi sözcüsü Hideo Imamura basına yaptığı açıklamada bu bir rüya değil, gerçek bir hedeftir dedi. Bu ilginç ve spiral şekildeki yapı 3 ana bölümden oluşuyor. Okyanus Spirali ismi verilen sualtı şehrinde çok az kısmı deniz yüzeyinin üzerinde görünecek 500 metrelik küre şeklindeki birinci bir bölüm bulunuyor. Şirketten açıklanan plana göre orta kısımda 15 kilometre uzunluğunda spiral şeklinde iş ve yaşam alanları ile birlikte otel odalarının olacağı ikinci bölüm bulunuyor. Bu bölüm 5000 kişinin yaşayabileceği kapasitede olacak. Su altında 3 ile 4000 metre derinlikte ise spiralin bağlanacağı en alt kısım olan Dünya Fabrikası bulunacak. Burası ise araştırma ve enerji merkezi olarak kullanılacak. Bu fabrikada metanojen ismi verilen mikroorganizmalar kullanılarak karbondioksitten metan gazı üretilecek. Ayrıca deniz suyundaki sıcaklık farkını okyanus termal enerji dönüşümü yöntemi ile elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor. Tuzdan arıtılmış su da üretecek okyanus spiralinin çevresinde ise balık çiftlikleri kurulacak. Shimizu şirketinden yapılan açıklamada okyanusun çok geniş potansiyeli var ve böyle bir proje bunları pratikte kullanma imkanı sağlayacak denildi. İlginç yapının tasarımı Tokyo Üniversitesi, Japonya Deniz ve Dünya Bilimleri Ajansı ile Hükümetin Balıkçılık Araştırmaları Ajansı'ndan uzmanları ortak çalışması sonucu yapıldı. Shimizu'nun tahminlerine göre yapı 3 trilyon yene yani 25.6 milyar dolara mal olacak ve yapım aşaması da 5 yıl sürecek. Derin deniz yapıları deprem ve tsunami'den daha az etkilenme olasılığına sahipken uzmanlar böyle bir yapının insanları deniz seviyesinin yükselmesi probleminden de kurtarabileceğini düşünüyor. Bu konu hakkında 2 tane hatta 3 tane problem mevcut. Şöyle ki denizler altında bu şehirleri kurmak aslında bir nevi bir plan, yani bir mühendislik planı. Ancak bunu hayata geçirmek için bayağı bir parasal imkana sahip olmak gerekiyor. Hayata geçirilse dahi inşaat süreci nasıl yapılacak, bunun planlanması gerekiyor. Bildiğiniz üzere eğer benim bazı dergiler ve kaynaklardan okuduğum kadarıyla bu cam hazne gibi aynı Atlantis anlatılarındaki olan cam kase şeklinde ya da bu eski bir çizgi film var bilirsiniz Yetkililer diye. Onda da deniz altında böyle camekan şeklinde şehirler bulunuyordu. Bu camekanı yapmak ya da koruyucu bir önlem almak vesaire bunlar bayağı bir süreç alan durumlar. Ve deniz altına bunu yaptığınızda haliyle basınç da oluyor. Bu basınçtan da nasıl kurtulacağı ayrı bir konu. Yani en önemli etken de dediğim gibi parasal bir maliyet kısmı önemli. Çünkü gerçekten çok fazla maliyet olur. Ve projenin üçüncü dediğim kısmı da şu. Eğer bu proje dünya üzerinde gerçekleşirse ve yapılabilirse ilerleyen süreçte uzay aracı yolladığımız Europa aynen Europa, Titan, hatta Ganymede'di galiba yine Jüpiter'in uydularından, buzlu uydulardan olanlar. Bunların altına da inilip böyle şehirler kurma gibi uçuk projeler, uçuk düşünceler mevcut. Şimdilik uçuk diyoruz ama ilerleyen tabii teknoloji ve ilerleyen zamanlarda, yani bundan bir 100 yıl sonra belki böyle atılımlar yapılabilir. Yapılamaz diye bir şey yok, böyle bir şey söylemiyorum. Ama ileriki süreçleri böyle olabilir eğer gerçekleştirilirse. Bunda da dediğim gibi en büyük engellerden birisi parasal engel. İkinci engelden birisi de bu basınç ve korunma durumu. Yani tsunamilerden ya da deniz altındaki durumlardan korunabileceği söyleniyor ama
Haliyle o basınç da olacağından denizin derinliğine yapıyorsunuz. Belli bir derinlikten sonra basınç durulamayacak dereceye gelebiliyor. İnşaat sürecinin nasıl yapılacağı da ortaya çıkıyor burada. Yapılamaz değil ama böyle engelleri de mevcut bu durumun.